Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 2021 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili oğlaklar yeni yıla başlıyoruz Ocak ayı önemli bir ay ve sizin için belki de daha önemli bir ay Güneş 19 Ocak kadar oğlak burcunda olacak birçoğunuz bu ayda doğdunuz Ocak doğumlu tüm oğlak burçlarımızın doğum gününü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı bir yıl dilerim size ve yeni yılınızda tekrar kutluyorum Evet Aralığın sonunda Yengeç Burcu'nda meydana gelen Dolunay'ın tesirleriyle başlıyoruz Ocak ayına. Ve Ocak ayının ilk haftası hala daha bu Dolunay tesirleri devam edebilir. Sizin hayatınızda tabii ki güneşin de burcunuzdaki etkisi işte... Dolunay dönemi hayatınızda bazı belki önemli yapılandırmalar bireysel bazı kararlar vermeniz adına da önemli. Bunlar ilişki dinamiklerinizle, eşinizle, partnerinizle, ailenizle, yuvanızla ilgili konuları da işaret edebilir aslında. ilişkilerinizde güven arıyorsunuz. Duygusal paylaşımlar öne çıkabilir. Her türlü ailevi ilişkinin yine sizin için çok önemli olduğu, tesirinin öne çıktığı bir dönemdeyiz. Hemen ayın başında Mars uzun süredir hareket ettiği Koç burcundan artık ayrılacak ve 6 Ocak'ta Boğa burcuna geçecek. Bu size bir rahatlama getirecek aslında. Çünkü gerçekten Haziran ayından bu yana son 6 aydır Mars'ın Koç burcundaki hareketi, ileri geri hareketleri sizi çok sert etkiledi, zorladı. Şimdi Boğa burcuna geçecek. 3 Mart'a kadar iki ay Mars Boğa burcunda. Hem açısal olarak size daha iyi bir döngüde olacak hem de o dördüncü evinizin baskısından ayrılmış olacak. Mars boğada Tabii ki enerjimizi nerelere yönete, yönelteceğiz? Biraz daha belki kişisel aktivitelere yönelteceğiz. Keyif aldığımız konulara yönelteceğiz. Hobilerimizle ilgileneceğiz, spor yapacağız, sanatla ilgileneceğiz. Çocuklarımızla belki biraz evet uğraşmamız gerekebilir. Buralarda mücadeleler olabilir. Ama nerede enerji var? İşte Mars orada da kişisel anlamda daha fazla gelişim olabileceğini bize gösteriyor. Uranüs'ün de Boğa Burcu'nda olduğunu unutmayalım. Özellikle ay ortasından itibaren Mars Uranüs birleşecek. Ayın ikinci yarısı bu ay, Ocak ayında biraz daha böyle enerjilerin sertleştiği, biraz daha belki stresin artabileceği bir döngü işaret ediyor. Bu çok bireysel olmayabilir. Genel bir etkiden bahsediyoruz ama bize de tabii ki az çok bazı etkileri olabilir. 8 Ocak'ta Merkür Kova Burcu'nda ilerlemeye başlıyor. 30 Ocak'a kadar ilerleyecek. Hani bu dönem aslında Merkür Kova burcunda çok böyle ilericidir. Daha teknolojiyle ilgilenir. Biraz daha böyle sizin de para eviniz olacak. Para konularında belki planlar, programlar, harcama planları, işle ilgili belki yeni düşünceler, fikirler oluşturmada çok aslında güçlü olacak. 30 Ocak'a kadar ve tabii ki önemli fikirlerimizi lütfen bu döneme kadar da hayata geçirmeye çalışalım. Retro başlamadan önce. 13 Ocak'ta burcunuzda bir yeni ay var. Yeni ay her zaman yeni olasılıklar demek, yeni enerjiler demek. 23 derece Oğlak burcunda meydana gelecek yeni ay doğum günü özellikle 9-17 Ocak arası olan Oğlaklarımızı çok etkileyecek. Yükselen burcu da lütfen 23 derece ve yakınları olan oğlaklarımız etkileneceği için e, lütfen kişisel doğum haritalarınızda bakınız. Kişisel doğum haritalarınızda eğer 23 derece ve yakınlarında e, gezegen yerleşimlerinizde varsa o zaman bireysel etkilerinin çok daha güçlü olmasını bekleyebiliriz. Şimdi yeni kararlar verme dönemindesiniz aslında. Bu yeni ay diyor ki hayatımızı şöyle bir düzenleyelim. Kendimizle ilgili belki fiziksel görünümümüz, yaşadığımız mekanlar, işte ilişki dinamiklerimizde belki bazı adımlar atmak istiyoruz. Veya hani ilişkilerimizle ilgili verdiğimiz kararların sonucunda artık hayatımızda bazı yenilikler yapmak istiyoruz. Tüm bunları olasılık dahilinde gündeme getirebilecek güçlü bir yeni ay döngüsünde olacağız. Mars'ın da 5. evinizdeki hareketi, Belki aşk ve ilişkilerde cesaretinizi biraz arttıracak. Kişisel girişimlerinizle de ilgili tabii ki Mars geçişi size bu ay daha fazla destek olacak, daha fazla cesaret verecek gibi görünüyor. Ay ortalarından itibaren para piyasalarında genelde olan bir etki biraz dengesizlikler olabilir sevgili oğlaklar sizin de haritanızın genel yapısında sabit burçlar genellikle para alanlarınızı etkiler çünkü hani gelirleriniz giderleriniz yatırımlarınız alanlarıdır buralarda ani masraflar olabilir biraz dürtüsel davranabilirsiniz hızlı para harcayabilirsiniz veya bir yatırım yaptığınız yatırım yaptığınız yatırım araçlarında beklenmedik durumlar oluşabilir streslere dikkat edelim yapmamız gereken şey Değişimlere ayak uydurmak ama çok dürtüsel davranmamak. Panik halde çok dürtüsel davranırsak biraz sıkıntı çekebiliriz bu dönemde. Risklere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle mali konularla ilgili. 19 Ocak'ta artık güneşin de kova burcunda parlayacak olması zaten kazanç alanlarınız, maddi güvenliğiniz, paranızla ilgili konuları daha fazla mercek altına alacak. Ve siz özellikle para konularına daha fazla odaklanmaya başlayacaksınız. 28 Ocak'ta 9 derece Aslan Burcunda Dolunay var. Bu Dolunay e, tabii ki yine 8. evinizde e, olacağı için e, sevgili oğlaklar para konularınızı şöyle bir aydınlatacak ve 28 Ocak yakınları özellikle yani bu 25 Ocak'tan işte 31 Ocak arası diyelim ya da Şubatın ilk günleri de devam edebilir bu etki. E, finans alanlarında bazı tansiyonu yüksek yani sürprizli durumlarla karşılaşabiliriz işte ani bir harcama olur bir anda bir borçlanma durumu kredi ile ilgili bir sürpriz bir anda beklemediğimiz bir belki bir vergi borcu ya da eşimizin genel olarak parasal kaynaklarında ve eşimizin maddi durumda oluşabilecek bazı gerilimler ani durumlar bunlar olasılık dahilinde yani dolunayında işaret ettiği gibi özellikle ayın ikinci yarısından itibaren ayın 15'inden itibaren lütfen finansal kaynaklara, harcamalara, yatırımlarımıza, mali durumumuza biraz dengeli yaklaşmak gerekiyor. Mümkün olduğunca bu alanlarda güvenli adım atmak gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek sevgili Oğlaklar. 9 derece Aslan'da olacağı için bu dolunay ve sabitlerdeki gezegen e, hareketleri Haritalarımızda daha çok sabit burçlarda gezegenlerimiz varsa bize etkiler. Siz bir önce burçsunuz. Eğer sizin kişisel doğum haritanızda aslan, kova, akrep ya da boğa burçlarında gezegenleriniz bulunmuyorsa size çok önemli etkilemez bu dolunay ve dolayısıyla parasal alanlarda önemli stresler hissetmezsiniz. Ama sabit burçlarda varsa gezegenleriniz. O zaman evet özellikle ilk dekan yani 9 derece ve yakınlarındaysa bunlar biraz daha o parasal konularda streslerin, gerilimlerin artmasını bekleyebiliriz sevgili oğlaklar. 30 Ocak'la beraber artık Merkür Retrosu da başlıyor. Hem de para alanınızda başlayacak. 20 Şubat'a kadar devam edecek. Buradan da anlaşılacağı üzere lütfen 30 Ocak'a kadar hani parayla ilgili varsa düşünceleriniz, planlarınız, alışverişleriniz her neyse bunları tamamlamaya düzenlemeye çalışın. 30 Ocak'la 20 Şubat arasında borçlanmak, alışveriş yapmak, yatırım yapmak ya da parayla ilgili işte önemli bazı e, kararlar vermek çok doğru olmayabilir. Bu dönem daha çok gözden geçirme dönemi. Olasılıkları şöyle bir değerlendirme dönemi olacak. E, sevgili oğlaklar, sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.